Herkese rüzgarlı bir günden merhaba. Bugün sizlerle birlikte BMW 1 serisini inceleyeceğiz. Evet, test sürüşünden merhaba. Biraz 3 silindirli olduğu için şey çalışıyor, ilişiyor biraz. Ama onun haricinde gerçekten sarsıntısız yolda. Mikrofonu aç, senkronlayalım. 1 serisi... Açtım kaydı. Senkronize et. 1 serisi 1.5 litre 3 silindir 140 beygir güç üreten bir motora sahip. Şimdi şöyle biz bir yola çıkalım ufaktan. Hazır şu ışıktan gelenler gelmiyorken. Evet, şu an yola çıktık. Yola dahil olduk. Kırmızı yanıyor zaten. Çok basmamıza gerek yok. Biz şimdi gelirken bu arabayı bir 10 kilometre falan kullandık. Değil mi? Bir 10 kilometre falan kullandık. Şimdi start stop devreye girdi. Sarsıntısız girdi. Güzel. Motordan başlayalım ilk önce. 1.5 litre 140 beygir güç üretiyor. 8.5 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor. Genel karakter olarak motor sarsıntısız çalışıyor. Yani şöyle motorun ben yolda akarken ne sesini duydum ne zorlandığını hissettim. Yolda akıcılığından başlayalım. İlk izlenimlerim. Görüş açıları güzel. BMW'ler biraz yere yakın olur. Bunda da o yere yakınlık var. Şimdi çoğu kişi bu arabayı la bu nasıl BMW diye şey yapıyor olabilir. Küçümsüyor olabilir. La bu nasıl BMW? Önden çeker BMW mi olur? La deme şeyim de Ankara'da çok var öyle tabir eden. BMW dediğin arkadan iş olur yeğenim. Şimdi bu önden çeker bir otomobil, evet. Evet, önden çeken bir otomobil. Önden çekeri çok sevmeyen olabilir. Ama bu günlük kullanımda şehir içi otomobili BMW'nin. Öyle baktığınız zaman gerçekten başarılı bir otomobil. Görüş açılarından bahsediyordum. Şu aynaların biraz daha dışarıya doğru çıkın koyulmasından dolayı, yani aynalar biraz daha dışarı baktığı için görüş açıları güzel. Daha hem çapraz açınız güzel, A sütunu da ince. Hem de ayna dışarıda olduğu için arkayı daha geniş gösteriyor. Onun haricinde start stop'un devreye girip çıkma hızı da güzel. Yani tam durmadan giriyor ve kalkarken de otohold olmasına rağmen tutukluluk yapmıyor. Sonra oturuş yani. Pozisyonu yere yakın. Tamam, BMW ruhu var. Oturuş pozisyonunda yere yakın. Ama çok yolun içinde değilsiniz. Mesela bir F30 sürdüğünüz zaman, bir bundan önceki nesli F20 sürdüğünüz zaman yolcuları rahatsız eder. Na bu nasıl premium araba derler. Ama bu arabada o yok. Bu araba hem sürücüye iyi hissettiriyor. Abla yol tıkalı, gidemeyeceksin işte. Tamam, ne şey yapıyorsun ya. Neyse. Bu araba hem sürücüye iyi hissettiriyor. Yere yakın, dinamik, yolda ne var hissettiriyor. Hem de yolcu, sen rahat geldin değil mi? Sen rahat ettin mesela. Yani o anlamda da rahat bir otomobil. Geliştirilmeler var. G kasalarda zaten BMW bunu yaptı. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Tüh lan, izleseydik keşke. Videoya şey olurdu. Yolda giderken kavga. Neyse. Onun haricinde gaz tepkisi güzel. Konfort moddayız şu an. Araba bir zorlanma yaşamıyor. Önden çekerin dezavantajını normal bir kullanıcı hiç hissetmez. Yani önden çekerin kötü... Ya önden çeker kötü bir şey değil bu arada. Sürüş hissi anlamında arkadan itiş daha hislidir. Evet. Onu sadece bizim gibi sürüş bağımlısı, petrolhead dediğimiz böyle içten yanmalı motor hastası insanlar anlar. Onun haricinde arabaya A'dan B'ye gitmek için, yani bu arabanın hitap ettiği kitle olan A'dan B'ye giden kitle çok umursamaz. Haksız mıyım? Peki rakibi A serisi de önden çeker. Şimdi önden çekerin dezavantajını ben hissettim mi? Hissetmedim. Çünkü hep önden çeker otomobil kullandım. Arkadan itiş kullanıp geçseydim belki fark edebilirdim ama otomobilin yolda hissettirdikleri size güzel. Şimdi süspansiyon konforuna geçelim ufak ufak. Bozuk yolda da kullandık. Parke taşlı yolda. Böyle akan yolda da kullandık. Çukurlardan da geçtik. Büyük kasislerden de geçtik. Şimdi bir tanesinden daha geçeceğiz. Araba genel olarak konforlu. Sert ama BMW'ye göre yumuşak. Yani sertin yumuşak. Diğer yumuşağın serti demek daha doğru olur. Yani süspansiyon yok. Yani çok bam güm değil. Yumuşak. Ama BMW olduğunu da unutmamış. Sertlik de var. Dozunda. Şimdi mesela şu yüksekliklerden geçiyoruz. Pıtır pıtır geçiyor. 17 jant var.
konfor yerinde. Onun haricinde şöyle bir şey var. Bu araba ben BMW'yim diyor. Sizi huzursuz etmiyor ama o sert, dinamik, sporta alınca daha iyi anlıyorsunuz onu. Araba gitmek istiyor. Ben tamam BMW olduğumu biliyorum diyor. Ama benden diyor çok aşırı atik, aşırı dinamik bir M otomobili kıvamı bekleme diyor. Tam dozunda ayarlanmış. Bence ben başarılı buldum bunu. Onun haricinde şöyle burada şimdi düzensizlikler var birkaç tane. Onlardan geçerken konfor anlamında da bir değerlendirme yapabiliriz. Mesela şuradan geçelim. Sen huzursuz hissettin mi? Yok. Ya bak sert. Sertlik var değil mi? Evet. Pat küt ediyor. Ama öyle bir sertlik ki bu tam kararında. Şey olmuyorsun. Of çok sert araba ben bunu niye aldım demiyorsun. Konforu güzel. O anlamda başarılı. Konfor anlamında benim gözüme çarpan bir şey kısa düzensizliklerde patır kütür geçiyor. Sert geçiyor yani bak kısa düzensizlik. Bunlar da sert geçiyor evet. Ne olacak yani? O da süspansiyonun sert olduğuna delalet. Yani jantlardan dolayı bir sertlik yok bu arabada. Süspansiyon konforundan dolayı bir sertlik var. Şimdi birazdan motorun ara hızlanmasına da bakarız. Sport'a aldım arabayı. Buradan çıkışta bir kısa bir yol. 3 silindirli motorun hem sesine bakarız hem de şöyle bir üç silindiri ben çok severim. Ben de. 6 silindir daha çok severim. Onun sebebi bu metalik tını. Bu 3 silindirli motorlar da bu arada sporta alır almaz direksiyon sertleşti. Direksiyon hissinden bahsedeyim. Direksiyon çok hisli bir direksiyon değil ama net bir direksiyon. Nasıl net? Ne yaparsanız onu yapıyor. Bak mesela ne kadar diyorum ki bak gördün mü? Net bir direksiyonu var. Hele sporta aldıktan sonra iyice netleşiyor. Şimdi size bir deney yapacağız. Düz bir yoldayız tamam mı? Gaza sabit basacağım. Eco Pro'yu alacağız. Konfort'u alacağız. Sport'u alacağız. Siz videodan anlamayacaksınız. Muhtemelen kamera sabit durduğu için. Burak size aradaki farkından ne hissettiğini anlatsın. Şimdi bu rampayı inelim. Rampada çok anlaşılmaz. Düzlükte bahsedelim. O arada ben başka şeylerden bahsedeyim. Yakıt tüketimi olarak 7,5 litre civarlarında yakıyor bu otomobil. 1.5 benzinli bir otomobile göre gayet güzel. Yalıtıma gelecek olursak yalıtım başarılı. Yani eski BMW'ler biraz daha sesliydi. Özellikle yol sesi anlamında biraz daha bu otomobil daha başarılı onlardan. Yani BMW F20'ye göre kıyaslayalım. Başarılı. A serisine göre bir tık zayıf olabilir. Hiç A serisi deneyimleyemedim ama bir önceki nesil 1 serisine göre başarılı buldum. Şimdi bu yolda deneyebiliriz. Şu an Eco Pro'ya alıyorum arabayı. Eco Pro. Bayağı baydı araba. Öne yığıldık. Comfort. Biraz gittik. Bir de Sport. Sport yapıştırıyor gerçekten. Sport'a bak gazı sabit basıyorum. Sport'u alır almaz araba bırakın beni diyor. Yani gaz tepkisi o kadar değişiyor ki arabanın. Ben kafam görünüyorsa bir anda böyle geriye yapıştırıyor. Aynen. O var yani. Arabanın sürüş modlarına verdiği tepki çok hoş. Ben bir sürüş otomobiliyim diyor. BMW'nin o sürüş karakteristiğini taşıyor. Önden çeker de olsa taşıyor. Arka denetişin güzelliği nedir? Virajlara daha iyi oturur, virajlara daha iyi döner. Ama bu da kesinlikle başarısız bir otomobil değil. Hatta önden çeker klasmanında gayet başarılı bir otomobil. Buraya mesela 50 ile şöyle girdiğimiz zaman gayet iyi dönüyor. LED farlarımız var. Onların da aydınlatması iyi. Rampada hemen vites düşürdü, akmaya devam etti. Yani çekiş kaybı da olmuyor bu otomobilde. O yönüyle de başarılı bir otomobil. Konforla ilgili birkaç şey daha ekleyeceğim. Bu kısa düzensizliklerde pıt pıt yapıyor. Yani vuruyor. Süspansiyonun hareket aralığı mı az? Yoksa süspansiyon sert olduğu için mi böyle bilmiyorum. Ama kısa düzensizliklerde daha sert hissettiriyor. Onu hissettin değil mi sen de? Koltuklar sportif bir koltuk. Yanal destekleri çok iyi. Ben şu an koltukta sarılmış vaziyetteyim. Beni sağdan soldan güzelce sarıyor. Ondan sonra direksiyon ağır değil. Hareket ettikçe, yani hızlandıkça ağırlaşıyor. Ama direkt onu söyleyebilirim. Ne yapmamı istiyorsam onu yapıyor. Ama direksiyondan muazzam bir his beklemeyin. Çoğunluğun hissini koltuktan alıyorsunuz. Yani yoldan alıyorsunuz. Yorucu bir otomobil kesinlikle değil. Kullanımı rahat, konforlu, seyahati konforlu. Fiyatını hak eder mi? Ya bunun ikinci yerlerinin fiyatlarını açıkçası çok
piyasaya bakmadım. Fiyat konusunu düşündükçe, çünkü arabaları incelerken beklentim artıyor. Daha çok araba odaklı yaptım incelememi. Arabanın sunduğu şey ne, ona göre yaptım. Fiyatına bakar şey yaparım ama 300 civarında diyebiliyorum. 300, 350 mi 400 mü o civarda. Kör nokta var bu arada, güzel çalışıyor, güzel uyarıyor sizi. Şu an iki aynada yanıyor. Solda söndü, sağda yanıyor mesela. Arabayı ben görüyorum ama yine ona rağmen yakıyor. Bu da güzel. Görmeyenler için. Yani görsen de bazen dikkatsizliğinle gelip kayabiliyorsun. Sen görüyor, o turuncu ışık daha çok dikkat et çekiyor. Onun haricinde motor sesi çok içeri almıyor. Motor sesi gelmiyor. Ama motorun tınısı üst devirlerde çok güzel. 6 silindirli bir motor. 6 silindir, Allah Allah söyletti. 3 silindirli bir motor. 6 silindirin yarısı. Bu inline 6'lar var. Sıralı 6 silindirler. Onu ortadan ikiye kesip çevirip bunlara koyuyorlar. Yani temel prensibi bu. Tabi arada çok şey değişiyor. İşte balans şaftları geliyor falan filan. O işin teknik kısmı. Tekniğe çok girmek istemiyorum. Daha çok kullanıcı gözünden deneyimlemek istiyorum. Performans olarak 8.5 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor ki çıkar. Yani şurada sporta aldık 2 dakika. Çok kısa süre bastık gaza. Ona rağmen güzel bir ivmele ittirdi bizi. 8.5 saniyede çıkar 0'dan 100'e. Yani o izlenimi ben aldım. BMW abi, BMW sürüş olarak güzel bir otomobil. Sürüş hissi olarak güzel. Bak mesela durduk şu an. Start stop devreye girdi ve otohold girdi. Frene bıraktım. Otohold çok iyi bir şeymiş. Onu deneyimleyince anladım. Güzel olur. Şimdi şöyle geçelim biraz. Arabayı sport'a alalım. Sport'a alır almaz araba bırakın beni diye şey yapıyor. Şöyle 60... Oturdum. 80. 90. Ses çok iyi var. Ses çok iyi. Ses ama bak 4000 devirde gidiyoruz şu an. Sesi almıyoruz içeri. Yani o anlamda da başarılı. Hala sporttayız bu arada. Sportta süspansiyonla ilgili bir şey değişmiyor. Sadece direksiyon ağırlaşıyor. Arkamın boş olmasını bekliyorum. Duracağım. Yavaş gidiyorum o yüzden. Arka boş. Durdum. 0 3 2 1 100. Yüzde de burayı güzel dönüyor. Yol tutuşu da başarılı. O sportta bir de şey yapıyor ya, BMW'lerde o yazı, şanzıman yazılımıyla alakalı. Giderken vites atarken şey yapıyor böyle, patır patır atıyor vitesleri. Kulaçtan sanki atıyormuşsun gibi. Bir de sanki 3 litre 6 silindir şey yapıyor. Yapıştırıyor. Ses de metalik 3 silindir sesi falan. Araba bayağı güzel hissettiriyor. Tam genç işi bir otomobil. Ufaktan bir performans testi yaptık. 0-100 ekrana yazarım kaç saniye çıktı ama. Uyduluk bu kadardı arkadaşlar. Böyle bir test sürüşü yaptık. Güzel bir video oldu bence. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.